Merhabalar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Dün gece birazcık bir şeylere kafayı taktım. Sonra da nasıl yapılır diye birazcık araştırıp en kolay yoldan animasyon nasıl yapılır? Bununla alakalı birazcık bilgi edindim. Bunu da bugün sizinle paylaşayım. Normalde benim bu bilgiyi kendime saklamam lazım. Kimse yapmasın bunu diye ama öyle yapmayacağım. İki yolla göstereceğim şimdi size. Bir tanesi sıfırdan hiçbir şey yokken ortada bir animasyon yapmak. Bunun için Flip a Clip uygulamasını kullanacağız. Uygulamaya tıklıyorum. Ücretli bir uygulama ama ücretsiz kısmı da işinizi görecektir diye düşünüyorum. Artı işaretine basıyoruz. Bir isim veriyoruz. Buna test 8 diyelim. Boyutlandırmayı seçiyoruz. Hangi boyutta olacak? İşte Instagram boyutunda mı, TikTok boyutunda mı, YouTube boyutunda mı? Her neyse, YouTube boyutunu seçelim. Ve Create Project diyelim. Projemizi yarattı. Şimdi alt taraftaki kısım bizim frame'lerimizi, yani bir video fotoğraflardan oluşur ya, o fotoğrafları dizeceğimiz yer. Ben bir top yapacağım önce. Bir top çizeceğim. Hareketli bir top. Yukarıdan aşağı doğru düşüp sekerek gidecek. Ekranın dışına çıkacak. Bunun için bakın sol taraftaki kalem işaretini seçiyorum. Sonra kalem seçiyorum. İstediğim kalemi seçebilirim buradan. Ben bu kalemi seçeceğim. Birinci frame'e bir top çizdim. Sizde açık olacak. Ben başka bir seçim kapatmıştım. Bakın burada onion açık olması lazım. İkincisinde bir top daha çizdim. Üçüncü frame'e bir top daha çizdim. Dördüncü frame'e bir top daha. Beş. Altı. Burada tabii top yapışmış olacak yere. Sonra buradan birazcık toparlayacak. Sonra buradan dışarı çıkacak. Tamam. Şu an yaptım. Gördüğünüz gibi play diyelim. Hareket eden bir topumuz olmuş oldu. İstersen bunu renklendirebilirim. İşte farklı kalemle çizebilirim. Buradaki doldurma işaretiyle buna renk verebilirim. Pembe yapayım bunu. Şuna dikkat etmeniz lazım. Bu daire tam olmazsa, eğer tam kapatmazsanız bütün background'u renklendirir. İkinci topa başka bir renk vereyim. Mavi olsun. Bakın gördüğünüz gibi topu tam kapatmamışım. O yüzden bu olmadı. Şöyle geri tuşuna basayım. Nasıl düzeltebilirim? Tekrar çizmek yerine çizip en son sayfaya burayı da getirebilirim ya da burayı çizeyim tekrar, birleştireyim. Gördüğünüz gibi oldu. Bir sonraki top, ona da başka bir renk vereyim. Şöyle olsun. Gibi devam ediyor. Bakın. Bu basit seviyede animasyon. Artık sizin yaratıcılığınıza göre farklı şeyler yaratabilirsiniz. Ne kadar sık çizersen, mesela bu hızlı oldu. Niye? Çünkü toplamda kaç tane? 12 frame'de, 13 frame'de yapmışım. Siz daha çok top çizerseniz aralıklara çok daha yavaş ilerleyecektir. Yani bu aralıkları, bu ben gördüğünüz gibi açık açık aralıklar yaptım. Siz bu aralara da top çizerseniz bu yavaşça inecektir. Bu basit seviyede bir animasyon. Evet, şimdi ikinci yola bakalım. İkinci yolda bir video kullanacağız. Pexels'ten bir video bulalım. Pexels'i açalım. Plane kelimesiyle bir uçak aratalım. Şu güzele benziyor. Daha detaylı şeyler yapabilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar az detaylı bir şey seçtim şu anda olayın anlaşılması için. Ben sadece size olayı anlatacağım. Siz daha çok zaman harcayarak ve farklı bir bakış açısıyla çok daha güzel şeyler yaratabilirsiniz. Ben sadece hızlıca mantığın nasıl olduğunu anlatmış olacağım size. Sonra Flip a Clip uygulamasına tekrar gidelim. Yeni bir proje açalım.
isim verelim. 9 olsun. YouTube boyutunu seçiyorum. Buradan boyut seçebilirsiniz. Arka plan seçebilirsiniz. Create Project diyelim. Yine sıfırdan bir proje açıldı. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi 3 nokta var. Buradan Add Video diyelim. Video Library diyelim. Arşivimize gidelim yani. Uçağı seçelim. Evet, şu an uçak ekranımıza geldi. Bunu kullan diyoruz. Buradan videonun istediğimiz kısmını seçebiliriz. Bu sağa sola oynatarak şuradan itibaren seçeyim ben. Şuradan itibaren seçeyim. Okey. Şimdi 6 saniyeliğini bize veriyor. 6 saniye hiç az değil bu arada arkadaşlar, bir animasyon yapmak için. Upgrade etmek isterseniz upgrade edip tamamını da kullanabilirsiniz. Fiyatı 89 TL'ymiş. Tek defa ödediğiniz zaman 89 liraya bu uygulamayı alıyormuşsunuz. Ama 6 saniyelik kadar kısmını ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Import diyelim. Evet, şimdi uçak ekranımızda. Bakın aşağı tarafta bunu frame'lere, yani fotoğraflara ayırdı. Tamam mı? Bakın uçak ilerliyor gördüğünüz gibi. Aşağıda oynatabiliyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben bunu? Birazcık işte zahmet burada başlıyor. Birinci frame'e dokundum. İlk frame'e dokundum. Sağ alt tarafta katmanlar var, layer'lar var. Ben buradan layer 1'ı seçeceğim. Bakın şu an videonun layer'ında çalışıyorum. Ben layer 1'ı seçeceğim. Bunu seçtim. Herhangi bir yere tıklayın. Kalem işaretini seçtim. Kalemimi seçtim. Bu kalemi seçeceğim. Siz hangisi sizin kolayınıza gelirse, hangi rengi istiyorsanız. Bunu istediğim kadar büyütebilirim. Şu an ben bunu büyüttüm. Kenarından uçağı çiziyorum. Bu bir insan olabilir. Bu bir kuş olabilir. Bu istediğiniz her şeyi çizebilirsiniz. Bana şekil vermiş oluyor. Şu ayrıntılara girmeyeceğim. Siz dediğim gibi ayrıntılara girebilirsiniz. Ben şu an hızlıca göstermek için. İki elinizle ekrana dokunup sağa sola oynatabilirsiniz. Evet. Evet, ilk resmimizi çizmiş olduk. Tamam, ilk resmimizi çizmiş olduk. Bakın bu ilk resmimiz. Şimdi ne yapacağım? Aynısını ikinci frame'e de yapacağım. İşaretler gözüküyor. Hani bir öncekinin işaretleri gözüküyor. Bu modda eğer animasyon yapıyorsanız işaretlerin gözükmesi zor olabilir. O yüzden sağ taraftaki 3 noktaya tıklayıp onion, yani işaretleri kapatıyorum. Şu an kapattım. Tekrar uçağımı çiziyorum. Ayrıntılara girmeyeceğim dedim ama orada ayrıntıyı yaptım. Sağ alt taraftan arada bir layer'ı kapatıp, videonun olduğu layer'ı, katmanı kapatıp çiziminizin nasıl olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 frame'de bu şekilde bir hareket sağlamış olduk. Devam edelim. Açık layer'ı. Evet, daha fazla devam etmeyeceğim. Bu kadar layer yeter. Şimdi bakalım nasıl oldu. Kapatalım alt katmanı. Bir uçak gördüğünüz gibi hareket ediyor. Ne kadar fazla yaparsanız o da o kadar çok hareket edecek. Tamam. Geri dönüp düzeltmeler yapabilirsiniz. Renklendirebilirsiniz. Mesela dün ben dans eden bir kadın figürünü renklendirdim. Onun elbisesinin renklerini de verdim. Nasıl verdim? Şöyle göstereyim size. Şu kalemimizi, yine bu kalemimizi alalım. Videoyu açalım. Şimdi şu motorun yuvarlakları var ya, onu göstereyim. Nasıl renklendireceğinizi. Bakın ben bunları az önce çizmemiştim. Geriye döndüm. Bunları çizeceğim. Tam bir yuvarlak olması lazım ama. Tam bir yuvarlak olarak çizmem lazım. Tamam. İkincisine geçtim.
6 frame yapmışız toplamda. Şimdi ben bunların içerisini renklendireceğim. Nasıl yapacağım? Geri gidiyorum. Doldurma işaretini tıklıyorum 2 kere. Bunlar pembe olsunlar diyorum. Bakın burada uçak pembe oldu. Niye? Oraya yuvarlak çizmemişim. Geri alayım. Buraya da bir yuvarlak çizeyim. Evet, şimdi görelim. Video katmanını kapatalım. %100 işaretinin üzerine dokunduğunuz zaman video katmanı kapanır. Gördüğünüz gibi uçağın bir uçak. Ne kadar detaylı çizerseniz, ne kadar çok frame çizerseniz o kadar uzun olmuş olur. Kaydetmek için de 3 noktaya tıklıyorum. Make video diyorum. Bana boyutlarını vesaire gösteriyor. Bu özellikler işte arka planı tamamen boşalabilirsiniz. O ücretli özellikte. Watermark, yani filigranı kaldırmak için, o da ücretli özellik. Kapat dediğimde ücret istiyor benden. Alt tarafta hani benim için önemli derseniz yapabilirsiniz. Ya da en sonunda videoyu çıktısını aldıktan sonra kesebilirsiniz. Fotoğraflara kaydet diyoruz. Şu an kaydoldu. İsterseniz direkt bir yerlerden de paylaşabilirsiniz. Hani Facebook'tan, şuradan, buradan. Bakalım. Fotoğraflarda gördüğünüz üzere. Bakın Flippa Clip burada. Ne yaparım? Eğer çok hani şeyi filigranı kesmek istiyorsam ne yaparım? O zaman da işte InShot gibi ya da CapCut'tan açarım. Aşağı taraftan edit derim, crop derim. Bu şekilde keserim. Ve gördüğünüz üzere filigranda olmadan bir uçak elde etmiş oluruz. Sonra da kaydetlerim gördüğünüz üzere kaydoldu. Evet, bu kadar. Bekliyorum yaptığınız çalışmaları, güzel animasyonları. Kolay gelsin.